arkadaşlar. Ben İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Buse. Bu videomuzda Onur Haftası ile ilgili LGBTQI+ bireyler için bir farkındalık videosu çekmek istedik. Hem bilgilendirici bir içerik olmasını istedik. Yanımda Mustafa var. Mustafa'ya sözü veriyorum. Merhaba öncelikle. Ben Mustafa. Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkan Yardımcısıyım ben de. Hazırsak başlayabiliriz, evet. Yani ben okeyim. Tamam. Sorularımıza geçelim. İlk sorumuz LGBTQI+ nedir? Genel olarak bundan bahseder misin bize? Şöyle bahsedeyim. Bu konuyu anlatırken aslında çok içten de gülerek anlatmayı tercih ederdim. Ama siz de tahmin edersiniz ki son zamanlarda Türkiye'de ve özellikle bizim kendi üniversitemizde de yaşanan olaylardan sonra çok böyle içten ve gülerek anlatamıyoruz maalesef. Hiçbir LGBTQ+ birey bunu hiçbir şekilde gülerek anlatamıyor maalesef. Her ne kadar gülmeye de çalışsak içimizde bir burukluk var, çünkü gerçekten hoş olmayan olaylar yaşanıyor maalesef. Ama şöyle toparlamak gerekirse LGBTQI+'daki mesela lezbiyenlikle başlasak, L ile. Mesela lezbiyenlik dediğimiz olay, kadın diyoruz, evet, ama ekstra olarak şunu da söylememiz gerekiyor. Kendisini kadın gibi hisseden bireyleri de kapsamamız gerekiyor burada. Mesela gay diyoruz, evet, bir erkek diyoruz, okey. Ama kendisini erkek gibi hisseden bir bireyden de bahsetmemiz gerekiyor. Ve bunları bazen toplumumuzda görüyoruz. Gay nedir? Erkek ve bir erkek arasında geçen biyolojik cinsiyete odaklanıyoruz aslında. Orada cinsel kimliğe de odaklanmayı unutuyoruz maalesef. Ve daha sonrasında biseksüelden bahsedelim. Biseksüel de aynı şey geçer yine. Yine her iki cinsiyetten demektense kendisini erkek gibi hisseden ya da erkek gibi tanınmayan ve kadın gibi hisseden bireyler arasında gerçekleşen ve duygusal cinsel bir ilişki. Ve biseksüellikte şöyle bir algı da oluşuyor maalesef. Cinsiyet kavramlarına çok mu takılıyoruz? İşte az önce dediğim olay. Yani cinsiyet kavramına takılmıyoruz. Sadece erkek kadın demektense erkek gibi hisseden, kadın gibi hisseden. Bunu da söylediğim zaman evet, cinsiyet rollerini yıkmış oluyoruz burada. Sonra transseksüelliğe gelebiliriz. Transseksüellik şöyle bir şey. Gender ve transgender'dan burada bahsedebiliriz. Transseksüellik aslında cinsiyet değiştirmek, kesinlikle bu yanlış bir kullanım. Cinsiyet düzeltme diyebiliriz. Evet. Çünkü biyolojik kimlik ve cinsel kimliğin birbiriyle uyuşmaması. Buna işte bir transgender diyoruz. Cisgender ise biyolojik cinsiyetle cinsel kimliğin birbirinin uyuşmasına cisgender diyoruz. Yani ben erkek, kendimi erkek olarak tanımlıyorum. Evet, doğuştan biyolojik cinsiyetinde erkek, evet, o zaman okey, cisgender. Ama ben doğuşta erkek doğdum, biyolojik cinsiyetim erkek ama kendimi erkek olarak tanımlamıyorum. O zaman cinsel kimliğim benim kadın, aslında kimliğim de kadın zaten burada. Ve bu sefer cinsiyet düzeltme olayına geçiş yapıyoruz. Yani cinsiyet değiştirme değil. Sonrasında interseksüellikte şundan bahsedebiliriz. Bu arada ben videoda artık erkek kadın dediğimde erkek gibi hisseden ve kadın gibi hisseden de anlaşılır çünkü diye tahmin ediyorum. Sürekli aynı şeyi tekrar etmemek adına söylüyorum. İnterseksüellikte hem erkeğe ve hem kadına özgü cinsiyet özelliklerinin var olmasından bahsediyoruz ama sadece bu da değil. Mesela çift cinsiyetlilik diyoruz belki biyolojide özellikle ama burada öyle bir şeyden bahsetmeye gerek yok. Çift cinsiyetlilikten değil, sadece özellikleri bile okey yani aslında. Birey dediğimiz gibi hem erkek hem kadın özelliklerini taşıyabilir ve hem erkek hem de kadından da hoşlanabilir. Yani hem erkek hem kadından ya da mesela bir erkekten hoşlanabileceği gibi bir kadından da hoşlanabilir. Bunu söyleyebiliriz. Son olarak Q'den de bahsetmek gerekirse heteroseksüelliği ya da herhangi bir ikili cinsiyet sistemini dışlamak hoş bir terim olmayabilir ama bunları kabul etmeyen, evet, demek daha güzel olur. Kabul etmeyen, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ya da her ikisini birden bir şeyin siyah altında tutan diyebiliriz. Bir terim tanınıyor daha doğrusu. Yani çünkü cinsel yönelim diyemeyiz bir kürü için ya da cinsel kimlik de diyemeyiz. Terim demek daha doğru olur. Çünkü cinsel yönelimlerin aynı zamanda toplumsal, sosyopolitik, psikolojik
ve entelektüel olarak da bahsedilebileceklerini söylüyorlar. Ve sadece cinsellik olarak düşünülmemesi gerektiğinden bahsediyorlar. Son olarak buradaki artı peki neyi ifade ediyor? Aslında bahsedebileceğimiz çok fazla yönelim var ya da kimlik de var. Mesela örnek veriyorum, sadece bu arada hepsi bir kimlik ya da yönelim değil LGBTQ+'daki. Çünkü mesela transseksüellik bir cinsel kimlik ve transseksüel bireyler aynı zamanda gay, biseksüel ya da kendini lezbiyen olarak da tanımlayabilir. Mesela bir cinsel kimlik ama gaylik ya da lezbiyenlik bir cinsel yönelimden bahsediyoruz. Queer mesela tamamen bir terim, bir çatı terim aslında. Onun için oradaki artı, bunun dışında aseksüellikten bahsedebiliriz, two-spirit'ten bahsedebiliriz ve bunlar gibi çok çok fazla terimi içine kapsaması için LGBTQ+ diyoruz. Çünkü şu son olarak bitireceğim, çok uzattım aslında ama şöyle, aslında gay diyerek yola başlanıyor. İlk başta LGBT teriminde mesela gay halen daha özellikle Amerika'da dizilerde, filmlerde fark ediyorsunuz. Evet. Halen daha eşcinsellik olarak çevrilir Türkçe'ye. Yani çünkü gaylik o dönem sadece eşcinsel bireyleri ifade ediyordu. Yani eşcinsel erkek bireyleri ifade etmek yerine. Ama sonrasında işte birazcık bilgi dağarcığının gelişmesiyle diyebiliriz. Ya da teknolojinin gelişmesi de buna çok büyük bir etken. Ve bununla beraber gaylik sadece mesela erkek bireyleri, erkek eşcinsel bireyleri tanımlamaya yöneldi. Buna lezbiyenliği mesela eklendi terim olarak. Ve bu şekilde LGBT gelişti. LGBT diyorduk. Sonra LGBTQ. Çünkü niye? Bir şeyler fark ediliyor ve bir şeyler biliniyor, bir şeyler ortaya çıkarılıyor. Hani bu şey değil. Son anda 20 yıl içerisinde oldu değil aslında. Bir şeyler ortaya çıkıyor ve bu zaten vardı ve fark ediliyor. Bununla beraber artı vesaire ekleniyor. Daha da eklenebilir. Çünkü teknolojiler ilerledikçe birçok şeyin farkına varıyoruz. Biz bu şekilde noktalayabiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. LGBTİ artı birey olmak dışarıdan fark edilebilecek bir şey mi? Bunu açıklarsan çok sevinirim. Yani şöyle, feminen ve maskülen kelimelerinden burada bahsedilebilir. Feminen bir erkeği örnek veriyorum gay diye tanımlayabilirsin. Bu çok basit bir şeydir. Evet. Ama bu doğru olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü Türk toplumundan bahsediyorum özellikle tırnak içinde. Nazik erkek, kibar erkek ya da hoş konuşan erkeği direktmen gay diye tanımlamayı çok severiz. Ya da tam tersi, saçı kısa bir kadın gördüğümüzde kesin lezbiyendir demeyi çok seven bir toplumuz maalesef. Çünkü çok güzel tabular var bu konuyla alakalı. Onun için dışarıdan baktığımızda ya bunun yürüyüşü böyle, ya şunu giymiş, ya çok dar giymiş, çok geniş giymiş diyerek bir kişinin cinsel yönelimini asla söyleyemezsin. Ve doğru bir tanımda olmaz. Ha şunu söyleyebilirsin, hissedebilirsin. Dersin ki ya olabilir mi acaba diye söyleyebilirsin. Ama bunu ona sormak da çok yanlış. Çünkü o ne zaman kendini doğru hissederse, kendi doğru zamanını hissederse daha doğrusu, o zaman gelip sana bir şeyleri anlatır. Yani kendisi doğru zamanını hissetmediği takdirde sen durup da ya sen LGBT bireyi misin demek, birisi sana gelip hetero bir birey misin demediği evet, gibi çok saçma. Hoş karşılanmaz. Evet. Onun için dediğim gibi mükemmel tabuları olan bir toplumuz. Ya da insanları niye anlamaya çalışıyoruz LGBT bireyim diye? Bir de önemli bir soru. Bence bunu düşünelim yani biraz. Niye özellikle LGBT bireyleri, LGBT bir bireyim acaba? Ne fark eder? Mesela, değil mi? Devam edelim. Sence eşcinselliğin bir nedeni var mı? Bu durum genetik, çevresel veya psikolojik nedenlere bağlanabilir mi? Şöyle, bir şeyin nedenini araştırmamız demek bir şeyi değiştirmek istememizden kaynaklanıyor. Evet. Yani bu neden var olmuş dediğimizde bunun değiştirmemizden kaynaklı aslında. Nasıl ki insanlar heteroseksüellikle alakalı yani neden acaba bu var diye soru sormuyorsa LGBT ya da eşcinsellikle alakalı herhangi bir sorunun sorulması çok da mantıklı gelmiyor zaten buna. Ya da nedeninin araştırılması mantıklı gelmiyor. Niye? Çünkü niye değiştirmek istiyor? Hani bunu kafasında. Şöyle çevresel ya da psikolojik dedin galiba. Bunların hiçbirine bağlayamazsın net bir şekilde %100. Çünkü şu ana kadar herhangi bir bilimsel olarak %100 evet bu genetiktir. Çok fazla araştırma var. Halen daha yapılıyor. Ama böyledir
diyemezsin. Evet. Yani net bir şekilde işte genetiktir, bu genden geliyor, yok yok bu çevreseldir, arkadaş çevresinden oluyordur diyemezsin. Ki kaldık şu şekilde bağlayacağım. Türkiye'de özellikle şu şekilde düşünebiliriz. Bir tercih olmuş oldu bu, örnek veriyorum. Türkiye'de ben hiçbir LGBT bireyin bunun tercih edeceğini zaten düşünmüyorum. Mükemmel bir zorbalama kafası var halen daha. Hastalıktan bahsetmiyorum ya, çünkü 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü zaten hastalık listesinden çıkardı. Bu şekilde bitirebilirim yani. Bu net bir şekilde bir şeye bağlayamaz. İşte %100 diyemeyiz. Evet. Kesinlikle. Aslında çok uzun bir süreç, çok uzun bir konu. Onun için bu konuda çok kısa, yani her ne kadar kısa tutabilirsem kulak tutacağım. Çok kısa bilgi vereceğim ve devamında Twitter'a bırakacağım bu arada. Twitter'da okumanızı istiyorum. Şöyle, Amerika'da New York'ta Greenwich kasabasında, eyalet değil. Stonewall ayaklanması dediğimiz bir şey yaşanıyor. Polisin çok güzel müdahalesi oluyor. İnsanların artık dayanamadığı noktaya geliyor ve çok güzel bir şekilde tepkiler gösteriliyor halk tarafından. Tabii ki de bu hani bir günde olan bir süreç değil. Elbette uzun bir süreçten bahsediyorum. Ve bunun sonucunda insanlar hak elde etmeye başlıyorlar ve o dönemi onur haftası olarak kutlamaya başlıyorlar. Aslında protestolarla başlayan bir süreç ama şu an onur haftası eğlencelerle Pride mantı olarak geçiyor zaten. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da, Kanada'da çok güzel etkinliklerle düzenleniyor. Ancak dediğim gibi protestolarla başlayan bir olay ve bu şekilde ilerleyebilir. Dediğim gibi devamı ve uzun bir şekilde açıklayacağız Twitter'da. Bu şekilde söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ne zaman sağlanabilir ve LGBTQ artı bireyler, heteroseksüel bireyler ile eşit haklara sahip olabilir mi ya da bu haklara ulaşabilir mi? Bundan bahseder misin? Ya, biraz üzüldüm fark ettim. Çünkü... Evet, komik bir soru. Ya şöyle, ben görmeyebilirim bu arada çok net. Çünkü bir yazı okuduğumda şöyle bir şey görmüştüm. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğine yaklaşık 2157 yılında ulaşacak diye. Dedim teşekkür ederim. Galiba ben görmeyeceğim herhalde. Dünyanın sonu gerçekten. Ama hani şöyle bir şey. Yani bu işin esprisi ama şöyle bir gerçeklikten bahsetmek gerekirse. Bana göre Türkiye'de şu an sokağa çıksanız, şu an için konuşuyorum. Sorun nedir deseniz %90 ekonomiden bahsedilecektir. Ancak bana göre en büyük sorun eğitim. Çünkü her şeyi eğitimle değiştirebilirsin. Bunu çok fazla ülke yaptı ve eğitim değiştirdiğin an çok güzel her şeyi değiştirebiliyorsun. Çünkü sen çocuğa şiddeti öğretirsen o çocuk şiddeti öğrenerek ilerleyecek ve ileride birine şiddet uygulamak onun için çok normalize edilmiş bir hareket olacak. Onun yerine çocuğa sen sevgiyi aşılarsan, saygıyı aşılarsan ki en büyük empatiyi aşılarsan, hissini anlamayı aşılarsan daha doğrusu, bunun için çok daha diğer insan için çok güzel bir hayat olacaktır. Onun için de çok güzel. Ve bunu mesela Avrupa'da çok yapıyor. Örnek veriyorum, şuna da değinmek istiyorum. Pride ayında özellikle Avrupa'da küçük çocukların olmasından dolayı rahatsızlık duyan insanlar oluyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki onur ayında rahatsızlık, yani küçük çocukların orada olması rahatsızlık duyulacak bir davranış değil. Çünkü sevginin olduğu yerde çocuğun olması çok normal bir şey. Durup da bu çocuğun bu arada asla ama asla cinsel kimliğini, yönelimini değiştirecek bir şey değil. Çünkü dediğim gibi en önceki soruda şundan bahsetmiştim. Türkiye'de örnek veriyorum. Bu bir tercih olarak önümüze sunulsa kimse bunu tercih etmez. Ama insanlar bunu yaşıyorlar. Çünkü bu tercih edilebilecek ya da hastalık olarak düşünülebilecek bir şey değil. Bu da aynı şekilde Avrupa'da da keza bu şekilde. Yani küçük çocuklar, ay ben bunu gördüm, şöyle oldu. O yüzden hani acaba lezbiyen olabilir miyim falan. Böyle bir zaten bilimsel kanıt yok, bilimsel bir açıklama yok. Yani şöyle Türkiye'deki duruma gelecek olursak, soruya dönüyorum. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması dediğim gibi eğitimle olacak bir şey. Yani eğitim değiştirdiği takdirde evet, bu yaşanacaktır.
ve LGBT'nin özendirilecek bir şey olmadığını, böyle bir şey zaten değil, hastalık olmadığını, bir tercih olmadığını vesaire vesaire anlattığın zaman çok güzel şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanabilir. Ama dediğim gibi burada çok uzun bir yol var. Çünkü daha bir Türkiye'de kadın erkek eşitliğinden bahsedemiyoruz. Her gün kadın cinayetlerini okumak zorunda kalıyoruz. LGBT yani özellikle Avrupa'daki ülkelerden çok çok geride geliyoruz maalesef. Bu şekilde bitirebilirim ya. Yani dediğim gibi eğitim yani tek çözüm bu. Ve bunu Türkiye nasıl sağlayacak? Bu soru işareti. Biraz soru işareti. Güzel anlatım için teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Instagram hesabımız iyilik sosu. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Ben teşekkür ederim. Senin son zaten olarak diyecek bir şeyin varsa. Yani gerçekten LGBTQ artı bu şekilde insanları anlatmak ve insanların bilinçlendirmesini sağlamak bence çok güzel bir şey. Bu şekilde bir içerik hazırladığımız için de ben de sana teşekkür ederim. Bu senin de dediğin gibi Instagram'dan ve Twitter'dan da takip edersiniz. Ve dediğim gibi işte bu Stonewall ayaklanması ve onun haftasıyla alakalı Twitter'a bırakacağız zaten. Link de bırakırız. Oradan da takip edersiniz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.